Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz yine kot pantolonlarla geri dönüşüm üzerine olacak. Bugün yapacağımız ürün kot pantolondan kırlent yapmak olacak arkadaşlar. Öncelikle kot pantolonumuzu şöyle keserek, yani kullanabileceğimiz tüm alanları keserek kumaş haline getirmek olacak. Önce bir düzeltelim. 5 santim eninde işaretleyelim. İşaretlediğimiz yerlerden birleştirelim. Çizdiğimiz yerlerden keselim arkadaşlar. Şimdi bir bardak yardımıyla şöyle tam uca denk geliyor. Kenarlarını şu şekilde çiziyoruz. Yine hem bu çizgiye birleştireceğiz hem şuraya birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, yine bardağımızın ucunu buraya koyduk ve kenarlarından çiziyoruz. Yani hani şöyle bardağı işaretliyorlar da çiziyorlar falan, yani onu yapmaya gerek yok. İstediğiniz ölçüyü çizin. İki çizgi arasına bardağınızı yerleştirdiğiniz zaman hep aynı ölçüler olacaktır arkadaşlar. Bardak derken yuvarlak bir nesne, artık ne varsa. Bakın, ucunu tam değiriyoruz. Etrafından çiziyoruz. Evet, şimdi bunları keselim. Şimdi bunları bu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Kaç tane keseceğimizi de bulmak için şöyle bir hesaplama yapalım. Şimdi bir kırlent yapacağız. 40'a 40 santim kare bir kırlent olacak. Şöyle işaretleyelim biz. Tabi burada 40'ı gösteremeyeceğim ama 10 santimden gösterelim. Evet. Bu şimdi 40'a 40 santim ölçülerinde bir kare olacak. Bunları biz kenarlara yerleştireceğiz. Bir kenara kaç tane şu yarım aydan geleceğini hesaplamamız için şöyle bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Şimdi bitmiş haliyle görüntülerimiz şunlar olacak arkadaşlar. Ben bir tanesinin üzerinde bitmiş haliyle ölçüsünü alacağım. Çünkü bu şekilde ölçü alırsak kenar biyesi falan var. Biraz hacim kazandırıyor sonuçta o biyelerde. Bakın, 9 santim gibi gösteriyordu. Bakın şu an 10 santim. Demek ki bir tane dairem benim 10 santim. 10 santim 40 santime kaç tane gelecek? 4 tane gelecek. 4 tane 1 2 3 4. Demek ki 4 tane bu dilimlerden gelecek. Ben bir de altına düşünüyorum şu şekilde. Demek ki 3 tane de bu araya. 1 2 3 4, biraz düzgün olmadı ama ne demek istediğimi anlaşılsın. 1 2 3 tane de araya, bir tane de şu köşeler olacak arkadaşlar haliyle. Şimdi buradan 2 kez çarparak bulabiliriz. Şimdi 2 4 6 8 tane üstü için 1 2 3 4 5 6 6 tane ara için, yani alt için
Şimdi şu köşelere 1, 2, 3, 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane de köşe için. Şunlar 2 çarpı 4 tane de köşe. Toplam 16, 12, 4. Toplamda 6, 10, 12, 1, 2, 3. 32 tane yarım daire yapılacak. 32 tane bu parçadan yapmamız gerekiyor. Yani diyelim ki 50 santim kırlent yapacaksanız ne yapacaksınız? 5 tane bundan gidecek. 5 tane çarpı arasındaki işte şu diğer modeller arasındaki diğer yarım ayları da hesaplarsınız. Hesaplama şekli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz şöyle şurayı hesapladık. Çarpı 2 yaptık. Çarpı 2 yaptık. Yani 32 tane bizim bundan yapmamız gerektiğini biz bu şekilde bulduk arkadaşlar. Matematiksel hesapladığınız zaman çıkıyor zaten neyi ne kadar yapmanız gerektiği. Şimdi bunları ben ayarlayayım. Nasıl yapacağımı da göstereceğim şu kenardakileri. Öncelikle şunları 32 tane toplamda kesmiş olayım. Sonra kenarını nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. 32 tane yarım ayı kestikten sonra şu kenarlarının biyesini nasıl yaptığımızı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bunun için bize gereken malzeme esnek bir penye ya da ki jarse, artık kullanmak istediğiniz şey kumaş. Giydiğiniz bir kıyafet de olabilir, eski bir kıyafet de olabilir. Alacağınız bir kumaş da olabilir. Şimdi esnek jarse ya da penye olacak arkadaşlar. Bunu da biz verevine kesiyoruz arkadaşlar. Kumaşın enine değil, şu şekilde verevine keseceğiz. 4 santim eninde şerit keseceğiz. Sade renk değil, şey de yapabilirsiniz. Hani renkli kumaşlarla da yapabilirsiniz. Nasıl görmek istiyorsanız. Şimdi işaretlediğimiz yerlerden şeridimizi kesebiliriz arkadaşlar. İkiye katlıyoruz. Sonra kenarları içe katlıyoruz ortaya doğru. Şöyle ve şöyle katlıyoruz. Sonra onu bir daha katlayacağız. Bakın şu şekilde bir biye görüntüsü olacak. Bunu da tam araya koyarak şöyle dikeceğiz. Zaten buradan dikince de karşılığı arkasından dikilmiş olacak. Şimdi makinede göstereyim ben. Ucunu tutturduktan sonra gerisi kolay gidecek arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle katladıktan sonra kot pantolonun, bakın yani o kumaş yarım ayımızın içine, bakın şöyle ittirdiğimiz zaman biyeyi, bak kendisi zaten içine giriyor gibi. Şöyle elinizle de yönlendiriyorsunuz. Biyeniz hazır. Kenarından dikelim. Evet arkadaşlar, şimdi kumaşımızı şöyle katlıyoruz, biyemizi. Tam katladığımız yere doğru şöyle kenarlardan içe doğru kıvırıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz arkadaşlar. Biyemiz bu şekilde hazır. Bu şekilde bir biye. İsterseniz bunu böyle ütüleyin. Hani böyle hazırlayıp ütüleyin. O zaman daha da kolaylaşır işiniz. Şimdi bu kenarı ben bakın şöyle içine ilk başta koyuyorum. Sonra tutturuyorum bunu. Evet, ucunu tuttuktan sonra bakın. Şimdi ben tekrar biyemi iki kenarını içe katlıyorum. Sonra şöyle tekrar bir daha katladığımda bakın. Kotu isterseniz böyle elinize yerleştirin ama genellikle kendisi içine alıyor arkadaşlar. Sonra dikiyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. İkiye katladık biyemizi. Bakın şöyle yapınca bile neredeyse içine giriyor. Bakın. Şöyle yaptığınızda biraz düzeltme yapmanız gerekebilecek tabii ki. Ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Esnetmeyin arkadaşlar. Hani şeylerimiz, yarım aylarımız toparlanmasın. Şunu çekersek burası esner yani. Bu şekilde diktikten sonra
bakın. Arkayı da bir şekilde alıyor içine. Ve sonra kesiyoruz. Bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım. Yemizi ikiye katlıyoruz. Yani orta çizgisini belli etmek için. Sonra kenarlardan içe katlıyoruz. Sonra bir daha katladığımızda biyemiz hazır oluyor. İki taraftan da aynı görüntüyü elde etmiş olacağız. Sonra bu ucunu içine koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra tutturuyorum burayı makinede. Evet, bu şekilde bütün daire, yarım dairelerimizi hazırlayalım. 32 tane yapacağız arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapalım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hepsinin kenarını bu şekilde biyeledikten sonra bakın ben böyle peş peşe yaptım. Her seferinde tekrar başlamak zorunda kalmayayım diye peş peşe bu şekilde yaptım. Şimdi keselim onları. Evet arkadaşlar, şimdi ütüleyelim bunları. Evet, hepsini şu şekilde ütülüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ütüledik. Şimdi bunlar sırasını beklesin. Biz kırlentimizin orta kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunlar kenar kısmıydı. Orta kısmı için de yine kot pantolonlardan faydalanacağız. Evet, pantolonumuzdan 10'a 45 santim ölçülerinde parçalar keseceğiz. Şöyle düzeltelim. Keselim. Ona 45 santim uzunluğunda parçalar kesiyorum. Ona 45 santim kot pantolonundan kumaş kestik. Şimdi aralarına biye için yine aynı kumaşımızdan parça kesiyoruz. 4 santim eninde olacak arkadaşlar. 4 santim eninde 45 santim boyunda araya biye keseceğiz. 4 santim eninde biye kesiyoruz. Kestiğimiz biyeyi ikiye katlayalım. Şu şekilde iğneleyelim. Şunu da katlıyoruz. Araya bunu. Bakın bu şekilde biyelerimizi araya koymuş olacağız. Bu şekilde üstünden dikeceğiz. Bütün parçalarımızın arasına bu işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bu şekilde biyelerimizi dikiyoruz. Bütün parçaların arasına aynen bunu yaptığım gibi biyelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Hepsinin aynı yöne olmasına dikkat edin. Şimdi bunu bu yöne yapmıştık. Bunu da aynen bu şekilde bu yöne çalışmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde hepsini dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ekledik. 6 tane parça kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerinden 40'a 40 olarak işaretleyeceğim. Şöyle bir çizelim.
çizdiğimiz yerden 40 santimi bulalım, işaretleyelim. Evet. Buradan da 40 santim ölçelim ve işaretleyelim. Evet, şimdi işaretlediğimiz yerlere yine bir el koyacağız. Yine 4 santim eninde bir yemizi keselim. Öncelikle çizdiğimiz yere biyemizi şöyle ikiye katlayalım. Şu şekilde çizdiğimiz yere iğneleyelim. Evet, ucuna parça ekleyip devam edeceğiz. Şimdi böyle her tarafına biyeyi taktıktan sonra sıra kenarını takmaya geldi arkadaşlar. Şimdi normalde şu şekilde duracağı için ne yapacağız? Şöyle ters çevirmemiz gerekiyor. Tam köşeden başlayalım. Tam köşeden başlayıp iğneliyoruz. Şu şekilde hemen yanına bunu da iğneliyoruz. Evet, bu şekilde iğneledik. Şimdi bir de bunun altına gelecek olan vardı, onu da ekleyelim. Yine bu şekilde düz durması gerektiği için ne yapacağız? Bunu ters çevireceğiz ve tam ortaya getirelim arkadaşlar. Bakın, ikisinin ortasına getiriyoruz ama üstte bunlar da yan yana durmuş olacaklar. Evet, bu şekilde iğneliyoruz. Şimdi önce kenardakileri yapalım, sonra şu köşedekileri yapacağız arkadaşlar. Tüm kenarı bu şekilde bir yerleştireyim. En son köşeleri yapacağız arkadaşlar. Burada yani yine hemen tam köşeden başlamış olacağız. Bakın, ucuca değecek burası da. Kenarları bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tüm kenarları yaptık. Şimdi sıra köşelere geldi. Köşeleri de şimdi elimizdeki yarım ayı şöyle katlayalım. Şu şekilde bir görüntü verelim. Bunu da şu köşeye iğneliyoruz. Evet, diğer iki köşeyi de aynı şekilde yapalım. Evet, yaprakları ekledik arkadaşlar köşelere. Şimdi bunu kaldıralım. Arkası için parça keseceğiz arkadaşlar. Şimdi düz bir parça keselim. Eni 45 santim olacak. Boyunu da ayarlayacağız şimdi buraya göre. 20 santim yapalım. Santim. 45'e 20 santim bir parça keselim.
Evet, 20'ye 45 santim eninde kestiğimiz pantolonumuza şöyle fermuar dikeceğiz. Şu şekilde üstünden iğneleyelim. Evet, şimdi diğer tarafı için yine parça keseceğiz. Evet, şimdi yine parça ekledim ben. Ölçüsünü sonra alacağız. Eni 45 santim elinde olan kot pantolonun. Şimdi karşılığını tekrar iğneliyoruz. Şimdi karşılığını şöyle biraz kalın alarak şu dikiş görünmeyecek şekilde, fermuar görünmeyecek şekilde iğnelememiz lazım. Evet, şimdi iğnelediğimiz yerleri dikelim arkadaşlar. Fermuarımızı dikelim. Evet, buranın fermuarını diktik. Şimdi karşı tarafı dikelim. Arkadaşlar, bu arada fermuarımızın sap kısmı yok. Bakın şu şekilde açıklık da var. Hazır öyle açıklık varken şöyle bir ince parça, küçük bir parça kesiyorum. Bunu şu şekilde katlayacağım ve fermuarımıza sap yapacağız arkadaşlar. Buraya geçirelim. Şurayı dikelim. Bir pens yardımıyla da sıkıştıralım. Evet. Bu şekilde de fermuarımıza sapını da yapmış olduk fermuarımızın. Bakın. Fena da olmadı. Evet, şimdi ne yapacağız? Artık arkasını da iğnelememiz gerekiyor. Ters çeviriyoruz. Şimdi hepsini bir tutturup iğnelememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bayağı bir zorlanacağız. Sonuç güzel olacak ama tabii birazcık uğraştıracak haliyle. Fermuarı kestik ama dikkat edin arkadaşlar, burada ayrılırsa toparlayamayabiliriz. Burada biraz dikkatli davranalım. Evet, bu şekilde kenarına hepsini toplu iğneyle tutturacağız arkadaşlar. Tam şu kenarından yapmamız gerektiği için kumaşımızı da kese kese gidelim arkadaşlar. Yani şöyle yaparsak göremeyeceğimiz için ne yapacağız? Şöyle keserek ilerleyeceğiz. Hem iğneleyeceğiz hem de keserek ilerleyelim. Şu şekilde önceden keserek de yapabilirsiniz. Nereden kesiyoruz? Tam şu dikişin kenarından. Ve iğneleri, alttaki iğneleri çıkartarak üst tarafa takıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kenarlarından dikiyoruz. Dikkatli bir şekilde dikmeye çalışalım çünkü oldukça kalın oldu.
Evet arkadaşlar, dikişimizi bitirdik artık. Şimdi kırlentimizi çevireceğiz ama önce kenarlarını bir keselim, temizleyelim. Evet arkadaşlar, kırlentimizi bitirdik. Şimdi kenarlarını temizleyelim. Şu köşeleri de şöyle verev bir şekilde alalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi köşeleri aldık, kenarları temizledik, çevireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi ütüleyelim. Şu köşelerde arkadaşlar aslında şu yarım ayın hepsini şurada birikmesi gerekiyor ama öyle yaptığım zaman da dikemeyecektim, çok kalın olacaktı. O yüzden çok fazla burası görünmemiş. Daha ince kumaşlarla yapabilirsiniz, hepsini burada biriktirmeye, hani bakın arka kısmında. Ama yine de hani çok da fena değil, hani görünüyor bir şekilde ama tam istediğim şekilde görünmedi. Yani şunu şu şekilde görünmesini istiyordum ama. Ha, belki şey yapılabilir. Oraya daha farklı bir şöyle yaprak biçiminde bir şey yapılabilirdi. Ama artık bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi ütüleyelim hepsini. Düzgün bir görüntümüz olacak. Hepsini ben ütüleyeyim. Hem kenarları hem şu ortada eklediğimiz yerlerde var. Onları ütüleyince dümdüzgün bir görüntü olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok cici güzel bir kırlentimiz oldu. İlla ki aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Farklı yerlerinden farklı şekilde esinlenebilir, kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Yani mesela ben bunu bu şekilde yaptım. Bunları siz üst üste balık pulları gibi koyarak yani sadece şunlarla da güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Bu şekilde sadece şu görüntüyle de bir çalışma yapabilirsiniz. Yani buradaki fikri siz kullanarak, geliştirerek daha farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şurada arkasına da bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Arkası da bu şekilde görünüyor. Bununla yatak örtüsü yapabilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz. Başka sadece altına ince bir kumaş döşeyerek bununla paspas da yapabilirsiniz. Yani ben şimdi bunu fermuarla yaptım. Aynı işlemle fermuarsız olarak yaparsanız daha ince bir kumaş da bir altına geçirerek paspas halı gibi bir çalışma da yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.